Darbe girişiminin hemen ardından genel kurulda yaptığım konuşmada AKP hükümetinden Gülen cemaatinin neleri istediğini ve nelerin verildiğini dürüstçe açıklaması talebinde bulunmuştum. Aradan geçen 2,5 aylık sürede AKP ve Gülen cemaati arasında yıllarca siyasi ve ekonomik alanda yapılan işbirliği ve dayanışmanın niteliği ve sağlanan imtiyazların boyutları ile ilgili hiçbir açıklama yapılmadı. Görevden alınıp tutuklanan binlerce kamu personelinin devlette nasıl ve hangi referanslarla kadrolaştıkları, yurt içi ve yurt dışındaki Gülen cemaati okullarına ne tür desteklerin verildiği hala belirsizliğini koruyor. 14 yıldır ülkemizi tek başına yöneten AKP içinde Gülen cemaatini destekleyen siyasi sorumlulara yönelik de hala hiçbir girişimde bulunmamış olması ayrıca düşündürücüdür. AKP hükümeti eğer FETÖ'yle sözde değil özde mücadele etmek istiyorsa yaptığı hatalarla yüzleşmeli ve bu hataların faturasını vatandaşlarımız...